Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf hız yayınları matematik soru bankasında test 110 soruları dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Akın uzunlukları birbirinden farklı geometri çubukları ile aşağıda verilen şekli oluşturmuştur. Akın bu şekli oluştururken kullandığı en uzun ve en kısa geometrik çubuğunu şekilden çıkarmıştır. Buna göre son durumda şeklin görünümü aşağıdakilerden hangisi olur diye soruyor. Gençler öncelikle verilmeyen açıları yerleştirecek olursam 65 ile 35'i topladım. Ne yaptı gençler? 100, 180'den çıkardım. Buraya 80 derece kaldı. 55 ile 40'ı topladım arkadaşlar. 95 180'den 95 çıkartırsak buraya da 85 derecemiz kalır. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle uzun kenara bakacak olursam üstteki üçgene göre gençler. Bakın buradaki en büyük açımız biliyorsunuz en büyük açının karşısında en uzun kenar vardı. En büyük açımız 80 derecenin karşısında Bakın bu kenarımız bizim için en uzun kenardır. Nereye göre? Üstteki üçgene göre. Şimdi alttaki üçgende bu az önce söylediğimiz uzun kenar 40 derecenin karşısında. O halde alttaki üçgene göre 85'in karşısındaki bakın şu alttaki arkadaşlar yeşil kenar en uzun kenar olacak diyoruz. Demek ki bunu çıkarması gerekiyor arkadaşlar. Bunu çıkardığına göre bakın B şıkkını eliyoruz. Beş dakika gider diyelim. Şimdi şöyle temizliyorum gençler. Ve en kısa kenar bulmaya çalışalım. Şimdi gençler alttaki üçgende en kısa kenar 40 derece en küçük açı olduğu için 40 derecenin karşısındaki bu ortadaki kenardır. Üstteki üçgene göre 35 derece en küçük açımız o halde 35'in karşısındaki bakın şu mavi kenar şeklin tamamında en kısa kenar olacak diyoruz. Yani mavi de atmamız gerekir. Evet bu ikisinin de gitmesi gerekir diyoruz. Ve buradan C şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet gençler C'yi gösterelim ve devam edelim. İkinci soruya geçelim. Aşağıda bir üçgenin bazı elemanları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu üçgenin belirli bir üçgen oluşturabilmesi için Gereken bilgi ve çizimde kullanılacak araç gereç aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi gençler seçenekleri eleyerek devam edelim. Şimdi A şıkkına baktığım zaman arkadaşlar bana ne verildi normalde? AB kenarı ve AC kenarı verildi. Bir de A şıkkında A açısı verildi. Şimdi gençler açı varsa mutlaka ne olması gerekir? Açı ölçer olması gerekir. Bakın verilenlere baktığım zaman açı ölçer yok. O halde A şıkkı elenir diyorum. Evet, devam ediyorum gençler. Şimdi eğer C şıkkı olacak olsaydı gençler bakın iki kenarı biliyordum. Bir tane daha kenar verdi. Eğer biz üç tane kenarı biliyorsak cetvel ve pergel gerekir. Aç ölçer gerekmez diyorum. C şıkkında ediyoruz. Şimdi gençler şöyle üçgenimizi çizelim. Evet ABC üçgeni çizdiğimiz zaman gençler. Şimdi eğer iki tane kenarı biliyorsam neyi bilmemiz gerekir? Ortasındaki açıyı bilmemiz gerekir. Bakın AB'nin değeri 9. AC'nin değeri 12 cm. Evet benim bilmem gereken yer A açısıydı. Şimdi B şıkkına baktığım zaman bana C açısını verdi. O halde A açısı olmadığı için B şıkkında eleriz diyorum. Şimdi gençler D şıkkı kaldı. D şıkkına baktığımız zaman bir kenar verdi. E zaten ben iki tane kenar biliyordum. Eğer 3 tane kenar biliyorsak gençler üçgen eşitsizine uyuyorsa pergel ve cetvel yardımıyla bu üçgen çizilir diyorum. AB 9 cm AC 12 cm ve BC verdiği kenar 11 cm. Gençler bakın küçüklerin toplamı büyüğü geçtiğine göre üçgen eşitsizine uyar. Pergel ve cetvel yeter diyorum. D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Cirit atma yarışmasına katılan Melisa'nın aynı atış noktasının yapmış olduğu 4 atışa atış aşağıda verilmiştir. Yapılan 4 atış da dorsal bir çizgi üzerindeki noktalara düşmüştür. Ona göre Melisa'nın atışlarının düştüğü noktalardan atış noktasına en yakın olan hangisidir diye sordum. Şimdi arkadaşlar bakın şu içerideki üçgenimin kenarları açılarını bulmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane iç açıyı arkadaşlar ne yaparız? Bakın 45 ile 13'ü toplarsam 58 derecedir. Gençler bakın bu açı 58 derecedir diyebiliriz direkt. Şimdi 180'den çıkartır. Tekrar doğru açı olacağından dolayı tekrar 180'den çıkartarak 58'i elde edebilirdik. O halde 30'da 32 topluyorum. Burası da 62 derece olur diyorum. Gençler şöyle bir tık büyütüyorum. Ve öncelikle en dışlardaki en dışlardaki üçgenimize bakmak istiyorum. Şimdi En dışlardaki üçgene baktığımız zaman gençler Birinci atışın derecesi arkadaşlar 45 derece. Bu nereyi görüyor arkadaşlar? 45 derecenin karşısında dördüncü atış var. O halde dördüncü atış 45 derecenin karşısında diyorum. Şimdi birinci atışta gençler 32 derecenin karşısında. Şimdi kısa olması için arkadaşlar ne olması gerekirdi? Küçük açının karşısında olması gerekirdi. O halde birinci atışın olduğu yer daha kısadır diyorum ve dördüncü atış eliyorum. Yani buna göre gençler birinci atış daha kısa oldu diyoruz. Şimdi gençler şu iki ve üçüncü atışları kıyaslayalım. Bakın ortadaki şöyle kalemimin rengini değiştirelim. Evet, ortadaki üçgene bakmanızı istiyorum. Şimdi arkadaşlar ortadaki üçgene göre en kısa şöyle bakın en küçük açımız 58. Buradaki o halde en kısa atışta 3. atış olacak arkadaşlar. Çünkü bu 58'in karşısında. 3. atış 58'in karşısında olduğu için ikinci atıştan daha kısadır diyorum. 2. atışı da gösterelim isterseniz. İkinci atış arkadaşlar neyin karşısında? 62 derecenin karşısında. Buradan ikinci atışı da elemiş oluruz. Şimdi gençler 1 ve 3 kaldı. 1 ve 3'e bakacağız. Şimdi 1 ile 3'e bakarken de şöyle kalemimin rengini değiştireyim. Evet 1 ile 3'ü tekrar bir üçgene gösteriyorum. Şimdi gençler birin, birinci atıştaki derecemiz 45 derece. Üçüncü atıştaki 62 derece. Bakın 45 daha küçük olduğu için arkadaşlar. Üçüncü atış daha küçüktür, daha kısadır deriz. Üçüncü, üçüncü atış 45 derecenin karşısında olduğu için. Diğeri 62 derecenin karşısında. Birinci atış 62'nin karşısında. 62'yi ederiz gençler. 45 derecenin karşısında olan 3. atış en yakındır der. C şıkkını doğru seçenek olarak işaretlerim. Evet devam edelim gençler. C şıkkını gösterelim. Dördüncü soruya geçelim. Aşağıda bir uygulamaya ait ekran görüntüsü verilmiştir. Ali öğretmen öğrencisi Orhan'dan bu uygulamada verilen bilgilerden 3 tanesini seçerek belirli bir üçgen oluşturmasını istemiştir. Orhan seçmek istediği bilginin bulunduğu kutuyu seçince kutu yeşil renk olmaktadır oran seçtiği bilgiler ile belirli bir üçgen oluşturabildiğine göre son durumda uygulama ekranındaki renklerinin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye soruyor. Şimdi gençler önceki verilenlere bakarsak bakın F açısı E açısı bir D açısı var. O halde oluşacak üçgen DEF üçgeni. Şimdi gençler DEF üçgeninde ben eğer DF kenarı ile DF ken DE kenarı ile DF kenarını bir de ortasındaki açıyı bilirsem arkadaşlar belirli bir üçgen çizilir demiştik. Bakın o halde D, E'yi buraya yazarsam 3 cm. DF gençler yani FD 1 santimetre Bir de D açısı 60 derece olursa bakın seçtiklerimizi şöyle yuvarlak içine alalım gençler. Evet bunları seçersek belirli bir üçgen olur diyoruz. Bakın C şıkkı burada yeşil renge döndü diyoruz. Ve sorumuzun cevabıdır diyelim. Evet gençler devam ediyorum. Beşinci soruya geçiyorum. Deniz ABC üçgeni biçimdeki bir telin açı ölçülerini ip yardımıyla sıralamak istiyor. Bunun için ipi üçgenin kenarları ayrı ayrı çakıştıracak şekilde üç şekil elde ediyor. Buna göre ABC üçgeninde açı ölçülerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi gençler şu mavi ipi alıyor. Bakın şekil 1'de arkadaşlar A'dan B'ye kadar getirdiği zaman 3 cm artıyor. Şekil 2'de 2 cm artıyor. A'dan C'ye geliyor. Ve şekil 3'de B'den C'ye gelince 1 cm artıyor. Şimdi gençler ne kadar çok artarsa o halde o kenar o kadar kısa olması gerekir deriz. Bakın daha çok artıyorsa demek ki AB en kısa olacak. AB kenarı kısadır diyorum. Nereden gençler? 2 arttığı için AC'den o da 1 arttığı için en uzun kenarımızda BC kenarıdır. Şimdi gençler BC kenarı A açısının karşısında o halde burada A açısı en büyük olacak diyorum. Daha sonra AC gençler B'nin karşısında B. Evet. En kısa kenarımız A, B, D, C açısının karşısında. O halde sıralamamız A, B, C şeklinde olacak diyoruz. Evet. A büyüktür. B büyüktür. C. A şıkkında doğru cevaptır diyorum. Evet gençler. A şıkkını gösterelim. Ve bu soruyla dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.